Herkese merhabalar. Şimdi önümüzdeki hafta 7 Eylül'de çok güzel gümbür gümbür bir yeni ay yaşayacağız. Şimdi 7 Eylül'de tabii 3.52 gibi sabaha karşı Başak Burcu'nun 14.38 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Yeni aya Başak Burcu tabii ki doğal olarak sahipliğini yapacak. Biliyorsunuz artık Başak böyle mükemmeliyetçi, organize etmeyi seven, böyle titiz ama kendine göre titizlik anlayışı olan, biraz takıntılı ama çalışkan, biraz gergin, böyle bir tanımı vardır Başa, bir yükselen Başak kadın olarak. Şimdi yeni ay haritasına baktığımız zaman aslında su elementinin çok az olduğu görülüyor. Bu da ne biliyor musunuz? Duygularımızı tanımakta, onun adını koymakta zorlanmayı işaret eder. Şimdi tabii ki duygusal güven eksiklikleri olabilir. Bu anlama da geliyor olabilir bu. Biraz depresif, biraz melankolik bir ruh halini tanımlar. Su elementi eğer bir haritada eksikse. Toprak elementi de biraz fazla haritada fazla olduğu için de bu da bizi biraz tutumlu olmaya yönlendirecektir. Bu dedik ya duygusal güven eksikliği olabilir. İşte duygularımızı bile tutmak anlamına gelebilir bu. Yani biraz empati kurmak, güven telkin etmek. Bunlar çok kolay olmayabilir. Yeniliklere çok fazla açık olmayabiliriz. An haritasına baktığımız zaman da ne var? Yükselen burcunda, yükselende Aslan Burcu var. Aslan Burcu da nedir biliyor musunuz? O kendini göstermeyi, ne bileyim böyle sahnede olmayı, işte tebrikleri almayı, liderlik etmeyi biliyorsunuz seven bir burçtur. Bunun gölge tarafı da eğer alkış alamayacağını, kendini gösteremediğini düşünürse kendini pasifize eder. Bu yeni ayda da işte Mars ve Uranüs'ün Allah'tan olumlu açılarıyla beraber her şeye yeniden başlamak. Aklımızdakini gerçekleştirmek, yeni atılımlar yapmak, işte bütün bunlar gerçekleşebilir. Zaten yeni aylar yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Evet, şimdi dedik ya buna Mars ve Uranüs'ün olumlu açıları var. İşte o yüzden bu su eksikliği, duygusal güven eksikliği anlamına gelen, işte toprağın fazla olmasında biraz daha tutucu, duygularımızı bile tutabiliriz anlamına geliyor dedik ya. İşte bu iki gezegenin olumlu açıları bunları daha rahat tolere edebileceğimiz anlamına geliyor. Yeni atılımlar yapmak çok güzel olacaktır. Birçok potansiyelimizin aslında farkına varabileceğiz. İlerlemek için neye ihtiyacımız olduğunu fark ettiğimiz zamanlara giriyoruz artık. Birçok şey artık çok fazla değişecek. Artık köklü ve gerçekten gereklilik olan değişiklikleri yapma zamanı. Güçlü bir yeni ay yaşayacağız bu ayın 7'sinde. Hatta kurmuş olduğunuz bir düzen varsa buralarda bile ne tarz değişiklikler yapmanız gerektiğini gözünüze sokacak olan bir yeni ay. İşlerinizi daha pratik yapmak, daha kolay yollardan yapmak, bunların formüllerini geliştirebileceğiz, bunları keşfedeceğiz. Bir kere zaten değişken bir burçta gerçekleşen bir yeni ay yaşadığımız için, yaşayacağımız için daha doğrusu, düşüncelerimizde bile değişkenliğe neden olacaktır bu. Sabit fikirliyim ben diyenler bile düşüncelerindeki değişimi kesinlikle fark edebilirler. Zaten artık kova çağına girmiş bulunuyoruz biliyorsunuz. Girmiş olmamızdan ötürü de teknoloji ne yapacak? Daha fazla kendini gösterecek, daha fazla gündem olacak. Bir kere her şeyden önce yeni ay ikinci evde gerçekleşiyor haritanın ikinci evinde. Yani maddi ve manevi değerlerimiz ön planda diyebiliriz bu yeni ayda. Bu da demektir ki parasal konular, finansal değerlendirmeler bunlar hızlanmaya başlayacak. Özellikle ödemelerle ilgili konular daha fazla böyle ön plana çıkmaya çalışacak. Hatta bunların çözüm yolları da belki de bir anda karşımızda belirecektir. Yani bir şeyler, köklü çözümler üretebiliriz artık bazı şeylere. Artık hayatımızda bitmesi gerekenler varsa bunlar şekil ve boyut farkıyla da değişmeye başlayacaktır. Yani yapmanız gereken radikal ne gibi değişimler vardı ama yapamadınız. İşte bunları yapmanızı cesaretlendirecek değişimler inanın hepimiz için kapıda bekliyor.
etkisine zaten 1 Eylül itibarıyla girmiş bile bulunuyoruz. Ve bu yeni aydan sonra da epey bir zaman devam edecek. Yani Eylül'ün ikinci yarısına kadar da bu etkiler devam edecek. Artık neleri kaybettiniz, hangi fırsatları kaçırdınız diye dövünmenizin yerine ne yapıyoruz? Ne tarz hatalar yaptıysanız derslerinizi yanınıza alarak ilerleme zamanı artık. Gereksiz yükleri almayın, atın üzerinizden. Sadece yapmanız gerekene odaklanın. Gerekirse bilen birine, deneyimli birine, konunun uzmanı olan kişilere sorun, onlardan destek ve yardım alın. Ama bodozlama, geçmişte yapmış olduğunuz hatalarla bu zamanda ilerlemeyin. İşin en güzel tarafı, hatta beni en çok heyecanlandıran konusu ne biliyor musunuz? Bu zamanlarda başlattığınız, geliştirmek için elinizden gelenin en iyisini yaptığınız ve artık hayata daha farklı, daha olumlu gözlerle bakmaya başladığınız hangi konular varsa, 4 Aralık'ta meydana gelecek olan ve bu yılın son tutulmasını yaşayacağımız yay yeni ayı ve güneş tutulmasıyla beraber artık bu zaman başlattıklarınız neticelenmeye, iyice belirginleşmeye ve sizi iyi ki buna kalkışmışım dedirtecek bir dönemi yaşıyor olacak olmamız. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Bu dönemde beklenmeyeni bekleyin. Para kazanımları olsun, manevi gelişmeler olsun, oldukça ön planda. Hatta hani uğradığınız bazı haksızlıklarınız varsa, bunlar da size olumlu yansımalar yapacaktır. Hak eden hakkını alacak. Tabii bunun yanında böyle sorunlar yaşadığınız, bazı ilişkileriniz varsa, işte davalarınız varsa ya da ailevi konularda bunlarla bir sonlanmalar yaşanacak. Yani hani derler ya, ya herru ya mevru. İşte ama son noktayı koymanın cesaretini bulacağız diyebilirim. Tabii çok uzatıyorum belki ama kusura bakmayın. Çünkü bu genel anlatımlar aslında hepimizi çok daha fazla ilgilendiriyor. Yeni ay ve dolunaylarda yapılması gereken güzel bir çalışmadan size bahsetmek istiyorum. Hiç Palo Santo tüsüsünü duyanlarınız var mı bilmiyorum. Duymayanlar için şöyle söyleyeyim. Bu Palo Santo tüsüsü aslında çok böyle yatıştırıcı, iyileştirici, biraz böyle arındırıcı bir etkisiyle beraber insanlarda bir yenilenme sağlıyormuş. Bunu çok araştırmıştım zamanında. Bu yaşadığınız alandaki negatif enerjiyi temizleyerek sizin daha sağlıklı düşünmenizi kolaylaştırıyor. Bu çalışmayı yapabilmek için bu dönemde, ki epey bir zamandır hiç bu çalışma yapmamıştım, kızım bu yeni aydan bana bu tüsü setini hediye almış. Palo Santo ağacı, içinde bal mumu mumu var ve tabii ki bu ada çayı tüsüsü falan. Bunların hepsini bana set olarak hediye almış. Şimdi Palo Santo ağacı dedik ya, özellikle aslında Güney Amerika'da çok eski zamanlardan bu yana Kızılderililer, şamanlar, işte bu şifa özellikleri nedeniyle kullanırlarmış bunu. Tabii aynı zamanda bu ruhsal gelişim açısından da inanın çok önemli bir algı açıcı işlevi görüyor. Özellikle meditasyonlarda odaklanmak istediğiniz konular öncesinde bu tüsüyü yapmanız çok faydasını göreceksiniz. O dedim ya size daha önce bal mumu mumu diye. İşte bu da ne biliyor musunuz? Arıların kovanında kalan peteklerden elde edilen bir mum. Ve işin en güzel tarafı da hiçbir kimyasal içermiyor olması. Üstelik yakıldığında da ortamın havasını nemlendiriyor ve yumuşatıyor. Yani havayı bir yerde aslında temizleme özelliği bile var. Yani bu çok güzel, harika bir şey. Hatta bu mumlar üretilirken parafin ya da paraben gibi kimyasallar bile kullanılmıyor. Bunu sadece ritüellerinizde değil, hayatınızın her zaman, her alanında kullanabiliyor olmanız da çok güzel. Bir kere o tüsüleri yakarken ritüellerinizde kullanabileceğiniz gibi hayatınızın, dedik ya, her alanında bunu kullanabilirsiniz. Şimdi o Palo Santo tüsüsü yaktığınız zaman ateşle 30 saniye boyunca yakıyorsunuz. Ateş yandıktan sonra mum üfler gibi onu üfleyin,
gittikten sonra çıkan duman, çam ve nane kokusu yayılıyor. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz biliyor musunuz? Böyle eşsiz bir yerdeymiş gibi hissediyorsunuz. O onu söndürdükten sonra 2 dakika daha onun dumanları çıkmaya devam ediyor. Ve bu da ruhunuzun rahatlamasına sebebiyet veriyor. Önce niyetinizi söyleyin, ona bir odaklanın ve sonrasında bal mumu mumunu ve o Palo Santo tütsüsünü gayet güzel bir şekilde yakın. Fiyatları çok pahalı değil. İnternette, internet sitelerinde çok rahat bulabilirsiniz. İşte sanırım 35 ile 50 TL civarında bir fiyatı var. Çok fazla bir fiyatı yok. Ve aldığınız onu da en az 3-4 ay kullanabileceğiniz tütsüler ve çalışmalar bunlar. Dediğim gibi bunu niyet çalışmalarınıza yapabilirsiniz. Yaratıcı işler yapmanız gerekiyorsa ve tıkandığınızı düşündüğünüz zamanlarda ne bileyim yeni bir ev aldığınızda, yeni bir araba aldığınızda ki benim oğlum 2 gün öncesinde kendi işini kurdu, işine başladı, yeni arabasını aldı ve biz bugün akşam bu niyetle onun arabasında da enerji temizlemesi, daha enerjisini yükseltmesi için kuvvet olsun diye yapacağız. O yüzden sizler de buna belki dikkat edersiniz diye naçizane bir uyarı yapmak istedim. Evet, çok uzattım biliyorum, çok özür diliyorum ve şimdi bakalım burçlar nasıl etkileniyor. Evet sevgili koçlar, yükseleni ve ay burcu koç olanlar. Bu yeni ay 6. evinizden etki alıyorsunuz sevgili koçlar. Ve sizin iş hayatınız, işte iş koşullarınız, çalışma hayatınız oldukça aktif olmaya başlayacak. Mesela iş değiştirmiş ya da değiştirmeyi düşünenler için de çok uygun ortamlar olacaktır. Bazı yeni gelişmelere de bu anlamda aslında gebesiniz. Bir kere parasal konular da dahil olmak üzere daha radikal çözümler üretmenizi isteyecek bu evren, sistem, gökyüzü sizden. Hatta belki yeni projelere bile başlayabilirsiniz. Özellikle de epey bir zamandır hayatınızda yeni rutinler katmak istiyorsanız ama yapamadıysanız, günlük hayatınıza bazı şeyleri değiştirmek istiyorsanız çok güzel bir fırsat sunacak. Bu hafta enerjisi size. Tabii bunun yanında sağlığınızla ilgili de sıkıntılarınız varsa çözüm yolları bulmak, iyileşmek adına mükemmel bir adım atabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar. Sizin 5. eviniz etkilenecek sevgili boğalar. Bu da demektir ki aşk hayatınız hareketlenmeye başlıyor. Sevdiğiniz kişiyle güzel planlar yapabilirsiniz. Evlenmemiş olanlar için, böyle ilişkisi olup da evlenmemiş hala olanlar, ileriye dönük kararlar kesinlikle alınabilir. Bir kere çocuklarınızla ilgili yaşadığınız bazı sorunlarınız varsa, radikal çözümlerde inanın bana bu hafta önünüze gelecek, size sunulacaktır. Her şeyden önce yaratıcılığınızın arttığı ve bununla beraber de tabii biraz da şans oyunları, borsa gibi durumlarda da şanslı olduğunuz bir döneme giriyorsunuz aslında. Kendinize ne gibi değişiklikler yapmak istiyorsunuz? Hep istediğiniz ama yapamadığınız ne gibi değişimler var? İmajınızda, giyim tarzınızda, ne bileyim kendinizi ifade etme biçiminizde. Artık büyük bir arkanıza itici güç olacaktır. Bunu hissedeceksiniz ve bu zamana kadar kendinizi yenileme konusunda zayıf kaldığınız alanlarınız inanın güçlenmeye başlayacaktır. Bir kere hobilerinizden para kazanma konunuz bile hareketlenecektir. Kendinizi bu anlamda yenileyip özgüveninizi oturttukça bu gerçekleşecektir. Sevgiyle kalın. Sevgili ikizler, yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar, sevgili ikizler, sizin 4. eviniz etkileniyor. Yani ailevi konularınız, bu ev alım satım, özgüveninizle ilgili konular, aileden kalan miraslar gibi konularda hareketlenmeler başlayacak. Hareketli bir döneme giriyorsunuz. Mesela isteyip de yapamadığınız ne var? Özellikle ailevi konularınızla ilgili ya da işte alım satımlarla, arsa, ev, araba gibi böyle alım satımlarla ilgili. Şimdi kolları sıvayın. Ve neleri düzeltebilirsiniz? Neleri onarabilirsiniz? Hangi konularda yeni başlangıçlarınız var? Düşünün.
ama harekete geçin. Düşünün, karar alın ve lütfen harekete geçin. Belki de aklınızda bir ev alımı var ya da bir evi satmak var. Ertelemeyin. Güzel birkaç hafta aslında harika bir şekilde sizi bekliyor. Ayrıca şunu da belirteyim. İç dünyanızda olup bitenler rüyalarınıza mesaj olarak kesinlikle size gelebilir. Yani rehber rüyalar olacaktır bu gördükleriniz. Artık silkelenin ve bilinçaltınızda yanlış kayıtları bu dönemde düzeltin diyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili yengeçler, yükseleni ve ay burcu yengeç olanlar. Siz üçüncü evinizden etki alıyorsunuz sevgili yengeçler. Hatta yarım kalmış eğitimleriniz varsa bunlara başlama kararı alabilirsiniz. Başlattığınız eğitim konularınız varsa bunlarla çok hızlı tamamlayabileceğiniz bir dönemdir. Bir kere kardeşlerinizle, yakın arkadaşlarınızla geçireceğiniz güzel zamanların bir kere tadını çıkartın derim her şeyden önce. Ayrıca her an yeni bir iş başlangıcı yapabileceğiniz gibi güzel bir teklifle de karşılaşabilirsiniz. Bir kere kesinlikle iletişim şekliniz değişecektir muhtemelen. Özellikle de bugüne kadar iletişimsel yaşadığınız sıkıntılar varsa nedenleri üzerine çok kısa ama hani neden diye değil, neden bunu böyle yapmış olabilirim deyip nasıl düzeltebilirim sorusuyla bunu devam ettirin ve hemen düzeltip olumlu olan tarafıyla eyleme geçin lütfen. Bu sizin özellikle ikili ilişkilerde, ortaklıklarınızda eğer tıkanıklığınız varsa çözümlenmesine inanın bana çok büyük bir yarar sağlayacaktır. Hedeflerinizle, kariyerinizle alakalı da ani değişimler zaten sizi bekliyor. 1 Eylül itibariyle bunun etkisine girdiniz zaten. Bunlar olumlu geri dönüşümler sağlayacaktır sizlere. Benden söylemesi. Sevgiyle kalın. Sevgili aslanlar, yükseleni ve ay burcu aslan olanlar. Şimdi sizlerin ikinci evi etkileniyor bu yeni ayda sevgili aslanlar. Yani parasal konularınız, özgüven konularınız gündeminizi oluşturacaktır. Büyük ihtimalle ya para kazanma şekliniz değişecektir ya da ek gelir kazançlarınızda artış olabilecektir. Ayrıca bu dönem özgüveniniz ve hayata karşı duruşunuzla ilgili de kazançlarınız söz konusu olabilir. Belki de bilmiyorum, işte uzun zamandır para beklentiniz vardı ve artık iyice umudunuzu kaybettiniz diyelim. İşte bu para da elinize gelebilir. Aslında uzun zamandır aklınıza bir iş fikri olup da cesaret edemediğiniz konular varsa bu aklınıza olan işlerle, inanın sizi teşvik ve güç verecek bir yeni ayla karşı karşıyasınız sevgili aslanlar. Ama dikkat edin ki para kazanmak için adım atarken bir yandan da fazla harcama isteğiniz de olabilir. Burada önemli olan dengeyi kurmanız sizi kazançlı çıkaracaktır. Sevgiyle kalın. Sevgili başaklar, yükseleni ve ay burcu başak olanlar. Bir kere yeni ayın baş kahramanı sizsiniz sevgili başaklar ve yükselen bir başak kadını olarak ben. Tabii bu yeni ay üzerinize öyle bir doğacak ki bugüne kadar yapmak isteyip de yapamadığınız her şeyi yapma cesareti verecek size. Eğer ben korkarım, aman yapamam, işte etraftan ne derler, bunu yapamazsam şöyle mi olurum, rezil mi olurum diyorsanız evren sizin adınıza bunu gerçekleştirmeniz için zorlayacak. Bu sefer de işler daha zor olabilir. Bu nedenle kontrolü elinize alın, kolları sıvayın, derin bir nefes alın derim. Ve yükselen başak kadını olarak tabii ki mükemmelliğin peşinde koşan sizler artık bunu bırakın. Çünkü her şey mükemmel değildir evrende. Her şey olması gerektiği gibidir. Bunu bir hatırlayın. O yüzden anda kalın. Hayat size zaten hediye vermek için o kadar hazır bekliyor ki. Sadece bu hediyeyi kabul etmeniz için farkındalığınızı geliştirin. Özellikle de yabancılarla iş yapanlar, eğitim hayatı olanlar ya da akademik konuda çalışanlar için çok güzel sürpriz gelişmeler olabilir. Hayat felsefeniz değişiyor sevgili başaklar. Belki de yapacağınız bir seyahat, belki de uzaktan tanıdığınız biri sizin bakış açınızı değiştirecek de olabilir. Benden söylemesi. Sevgiyle kalın.
Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olanlar. Sizlerin 12. evi hareketleniyor sevgili teraziler. Artık hayatınızda birçok şey değişecektir. Sizden saklanmış bazı gerçeklerle bu dönem yüzleşebilirsiniz. Özellikle de bilmediğiniz ya da ummadığınız yerlerden bazı destekler alabilirsiniz. Gelen haberler olabilir. Bunlara çok şaşırabilirsiniz. Tabii burası biraz bilinçaltı evi de olduğu için hareketlenecek alanınızda biraz bilinçaltı konularınız olacaktır. Hani bazı konularda böyle endişeleriniz, korkularınız, evhamlarınız bunlar varsa yüzleşmeleriniz de var. Özellikle de aslında ortak kazançlarınız ya da ödemelerinizle ilgili ise bu endişe, korku ve evhamlar, işte bunlar radikal çözümler, hesaplaşmalar, ardından da ne olacak? Bunları yaptıktan sonra sizin karşınıza bir ödül, bir ikram olarak çıkacak. Daha rahat dönem planları hazırlayabilirsiniz. Önünüzdeki döneme daha rahat bakabilirsiniz. Hiç ummadığınız yerden para akışınız olabilir. Tabii 12. ev biraz da ruhsal sağlık evi olduğu için de ekstra özel göstermenizi tavsiye ediyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olanlar, sizler 11. evinizden bu etkiyi alacaksınız. Bu da nedir? Artık hedeflerinize ulaşmak için daha kolay yollar bulabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak kolaylaşmaya başlayacak. Hayallerinize odaklanın bu dönemde. Gerçekçi hedefler belirleyin. Belki de hedefiniz bellidir ama bugüne kadar cesaret edemediniz. İşte şimdi çanlar sizin için çalıyor. Evet, kariyerinizden elinize geçecek olan güzel paralarınız var ufukta. Bununla beraber tabii sosyal çevrenizden hareketlenmesi, işte bazı yeni sizi ileriye taşıyacak olan arkadaşlıklar edinmeniz, sizi yoran ve negatifte tutan kişileri de hayatınızdan çıkardığınız bir zaman dilim aslında. Güzeller gelsin, kötüler çıksın hayatımızdan. Buna dua edelim. Tabii bazı dernek ya da grup faaliyetleriniz varsa ya da böyle düşünceleriniz varsa buradan güzel kazançlarınız da var. Özellikle ikili ilişkileriniz oldukça güzelleşmeye, aşkta mesela level atlamaya başlayacaksınız. Çünkü aşka bakış açınız bu yeni ayla beraber radikal bir şekilde, ani bir şekilde değişecektir. Hatta ortaklı çalışmalarınızda da bazı değişimlere kesinlikle gidebilirsiniz diyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olanlar, siz 10. evinizden etkileniyorsunuz sevgili yaylar. Bu da demektir ki çalışma hayatınızda daha fazla böyle göze geleceksiniz. Sizin için güzel gelişmeler olabilir iş hayatınızda. Ne olabilir? Terfi alabilirsiniz. İş değiştirebilirsiniz. Çalıştığınız ortamda görev yeriniz değişebilir. Ve büyük ihtimalle de yeni projeleriniz kesinlikle kapıda. Sadece cesaretinizi toplayarak adım atmanız gerekecek. Değişim bir kere bu yeni ayda sizi oldukça etkileyecek. Belki bazı iş arkadaşlarınıza yollarınızı da ayırabilirsiniz önümüzdeki dönemde. Sağlığınızla ilgili yapmak isteyip yapamadığınız birçok konuda aslında gündeme gelebilir bu dönem. Hatta sizi böyle dedik ya ileriye taşıyabilecek olan günlük alışkanlıklarınızı da radikal değişimler kapıda. Tabii bazılarınız birçok yeni teklifler alacaktır. Hatta bunlar ilişkilerine yönelik dahi olabilir. Birçok yay evlilik teklifiyle bu dönem karşılaşabilir. Benden demesi. Sevgiyle kalın. Sevgili oğlaklar, yükseleni ve ay burcu oğlak olanlar, sizler 9. evden etki alacaksınız sevgili oğlaklar. Özellikle yurt dışı bağlantılı çalışan kişiler sürprizlere açık olsun derim. Ayrıca inançlarınıza değişimler yaşayacaksınız. Hatta hayata bakışınız olsun, hayat felsefeniz olsun. Neden daha önce bu şekilde bakmadım ki olaylara diyebileceksiniz. Bir kere her şey olup biterken anlamanız gereken şey, bizler bu dünyaya oyuncuyuz. Oyun oynamaya geldik. Bazen bazı şeyler bizim istediğimiz gibi gelişmez. Her şeyi kontrol edemeyiz. Bazen gelişine yaşamak gerekir. İşte bunu anladığınız zamanlar sizin kapıda. Özellikle de
yaratıcı çalışmalar yapanlar için harika fikirler akla gelebilir. Bununla beraber çocuklarınızla, sevgilinizle ilgili yaşadığınız sorunlarınız varsa da geçmişten bugüne getirdikleriniz özellikle işte bunların da çözümlemek için o bakış açınızı değiştirmeniz gerekecek. Değişime direnmeyin sevgili oğlaklar. Çünkü bu değişim maalesef kaçınılmaz olacak. Sadece zevk almaya çalışın. Ve siz direnmeyin ki canınız dayanmasın. Tabii bunun yanında yurt dışı planlarınız, eğitimle ilgili konularınız, ticari konularınızda da gelişmeler görünebilir. Sevgiyle kalın. Sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olanlar. Sizler 8. evinizden etkileniyorsunuz. Yani ortak kazançlarınızda, eşinizin gelirinde artışlar sizi keyiflendirebilir. Tabii burası aynı zamanda ödemelerle de ilgili bir ev olduğu için borçlarınız varsa sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama ne olur bunlar? Ödemelerde kolaylık sağlanabilir. Ya da sizler ödeme konusunda daha radikal çözümler bulabilirsiniz. İşte vergi, prim, nafaka gibi konularda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ne bileyim belki de uzun zamandır nafaka almayı ya da bağlatmayı ya da işte hukuksal konularınızı halletmeyi, işte ne bileyim hastalıklarınızla ilgili çözüm yolları arayışındaydınız. İşte tüm bunlar ve benzeri konular sürekli aklınızdaydı ve neleri nasıl yaparım, nasıl hallederim diye düşünüyordunuz. İşte bu dönem işleriniz daha da hızlanacaktır bu konularla alakalı. Karşınıza bir kere başkalarının paralarını yönetme şansı bile gelebilir. Kısacası ne biliyor musunuz? Ortaklı işlerden yana oldukça şanslısınız diyebilirim. Tabii bunun yanında ailenizle ilgili çözmeniz gereken konularınız da çözümler inanın sizlere sunulacaktır. Yeter ki bakmasını bilin. Kolaylıkla halledebilirsiniz. Alım, satım, ev tadilatı ya da ebeveynlerinizle ilgili kesinlikle radikal çözümleriniz var. Sevgiyle kalın. Sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu balık olanlar. Sizler 7. evden bu etkiyi alacaksınız bir balık kadını olarak bizler yani. Bu da demektir ki evliliğiniz, ortaklaşa yaptığınız çalışmalarınız, anlaşmalarınız, görüşmeleriniz, biraz da böyle aşk meşk konularınız gündeminiz olacaktır. Sevgiliniz varsa ve mutluysanız ileriye dönük kararlar almak için bir teklif alabilirsiniz. Ya da işte mutsuz evliliği olanlar için de kendilerini büyük bir cesaret bularak bitirme kararı alabilirler. Belki de bu zamana kadar o cesareti bulamadılar ama şimdi bitirme kararı alma cesaretini de göstereceklerdir. Her durumda gelişmeler söz konusu kısacası. Tabii bunun yanında ortaklı iş yapan ya da ortaklı kurmayı düşünenler için de sürpriz değişimler kapıda diyebiliriz. Yani yeni anlaşmalara imza atılabilir. Özellikle bunun için seyahate çıkabilirsiniz. Bir görüşme, bir anlaşma yapmak için seyahat planınız olabilir. Kardeşlerinizle ya da akrabalarınızla sorun yaşıyorsanız ya da yaşadıysanız işte bunları da artık sizin için sorun olmaktan çıkacak radikal çözümler son noktayı koyacaksınız bu çözümlerle. Bir kere kendinizden ziyade karşı tarafı daha fazla düşüneceğiniz bir döneme giriyoruz. Biz balıklar olarak bu güzel bir durum gibi görünse de bizlere, sizlere bazı zorluklar da çıkarabilir. Ama özellikle iletişim becerilerindeki değişim ve iletişim tarzındaki değişimlerde ne yapacak? Bütün bu zorlukların üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Benden bu haftalık da bu kadar. Dinlediğiniz, izlediğiniz, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki beğenmeyi, mesaj atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.